Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle üzerinde minik çiçeklerimizin, pufpuf puf çiçeği ya da papatya çiçeği diye adlandırdığımız çiçeklerin olduğu rengarenk bir ceket çalışması yapacağız. Ceketimizi V yaka olarak ördük ve tığla çalıştık. Yıkamızdan e, yakamızdan başlıyoruz. Dilediğimiz büyüklüğe göre e, zincir sayımızı artırarak ya da daha küçük istiyorsak azaltarak başlıyoruz ve belirli artışları yaparak roba kısmını tamamlayıp altta ipimizi değiştirerek renkliplerimizi kullanıp ceketimizi istediğimiz ölçüye kadar örüyoruz ve sonrasında dilediğimiz renklerle Buradaki papatyalarımızı rengarenk örüyoruz. Şöyle gördüğümüz gibi ve ceketimizi tamamlamış oluyoruz. Daha büyük yaş grupları için lütfen çekinmeyin. Dörder dörder kol ve arkamızda artışlarımızı yaptıktan sonra ipinizin kalın ve ince oluşu, tığınızın kalınlığı, elinizin sık ve gevşek oluşu, bu örgüdeki büyüklüğü değiştiren etkenler malumunuz. Bunları birkaç defa örerek elinizin ölçüsünü ve iplerin artık ayarını tanıyabilecek duruma geleceksiniz. Bunun için de tabii ki yaparak tecrübe kazanmamız bunu sağlayacaktır. Lütfen yapmaktan çekinmeyelim. Kolay gelsin. Ceketimizi örmek için Nakon'un lüks minnoş Baby ipini kullanıyorum ve 3 numaralı da tığımı kullanıyorum. İpimiz öyle çok kalın bir ip değil. Normal bebe ipi. Minnoş bebeklerin kalınlığında hemen zincirimizi çekerek ceketimize başlayalım. 40 tane zincirimi çekiyorum ilk önce şu şekilde düğümümü atıyorum ve 40 tane rahat bir şekilde çekiyorum bakın çok sıkı çekmiyorum biraz rahat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 32, 37, 38, 39 ve 40. 40 tane zincirimi çektim. Şu şekilde masamın üzerine bırakıyorum. Hemen ölçüsüne bakalım. Ölçümü tutuyorum. Şöyle bakıyorum. Çekmeden 16,5 santim ölçümüz. Şöyle görelim. Evet şimdi bölümlerine ayırmaya başlayalım. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirin içerisine gelerek örüyorum. 1, 2, 3 defa da çekiyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra hemen yanındaki zincir içerisine girerek 10 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. Bir defa doluyorum, 3 defa da çekiyorum. Burası kolumuz için olan bölümümüz her bir zincirimize bir defa giriyorum 1 2 ve 3 defa da örüyorum 2 ve 3 sayalım şuradaki iki tane olan trabzanımız önümüz için olacak bir zincirimiz ara için 2 4 6 7 8 9 ve 10. Kolumuz için olan bölümümüzü ördük. Yine bir tane zincirimizi çekelim. Tığımızın başını dolayarak arkam için 16 tane trabzanımızı örmeye başlıyoruz. Hemen bir zincirimi çektim. Aynı yere batmıyorum. Dibine batıyorum. Ve birer birer zincirlerime batarak toplamda 16 tane trabzanımı örüyorum bir doluyorum üç defada da kapatıyorum 16 tane trabzanımızı ördüm zincirimden sonra yeniden bir tane zincir çekiyorum ve hemen yanındaki zincir içerisine girerek trabzanlarımı örmeye başlıyorum bu da kolum için örüyorum 10 tane trabzanımızı da ördükten sonra bir tane zincirimizi çekiyoruz. Tekrar V yaka yapmak için son trabzanımızı örüyoruz. 1, 2, 3 yani zincirimizin üzerine ördük. Bir zincirimiz vardı. Hemen aynı yere, aynı yuva içerisine bir tane daha trabzanımızı örüyoruz. Böylelikle son zincirimizi de bitirmiş olduk. V yaka öreceğiz. Evet gördüğümüz gibi 10 tane trabzanımızı kolumuz için ördüm. 16 tane trabzanımız arkamız tekrar 10 trabzan kolumuz için her iki önümüz için aynı zincir yuvasına iki tane trabzanımızı ördük ve e, büyütmeye başlıyoruz yani değer sıramıza geçeceğiz daha büyük yaş grubu için öreceksek bir yaş üzeri çocuklarımıza öreceksek her grup için dörder dörder artışlarımızı yapalım önümüz yine aynı 2 ve 2 olarak kalsın aynı yuva içerisine. Daha sonraki sırada artışlarımızı yaparak B'mizi oluşturacağız. Evet bitirdiğim noktada 3 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Örgümün yönünü çevirdim. Bakınız 2 tane önümüz olan trabzanımız vardı. Hemen ilk trabzanımın olduğu yere gelerek bir tane batıyorum. Ve önüm için bir tane artışımı buradan yapıyorum. Birinci trabzanımı iki defa ördüm. Diğer trabzanımı tek örüyorum. İlk trabzanıma iki battım. Diğer trabzanımı bir defa ördüm. Ve aradaki bölümü artış yapmak için iki trabzanımı örüyorum. O bütün bölümlerimizde aynı işlemimizi yapıyoruz. İki tane trabzanımı da ördüm. Birinciyi iki ördüm. İkinci trabzan tek ve aradaki zincirimin yerine girdim bakınız yuvaya iki trabzanımı ördüm tekrar bir tane zincirimi çekiyorum aynı yere kolum için artışımı yapıyorum bir zincirden öncesi önümüzdü zincir sonrası kolumuz oldu iki tane artışı yuva içerisine yaptım yani burada iki tane trabzan iki bir zincir İki tane trabzanımı ördüm ve artışımı yaptım. Şimdi kolumdaki trabzanlarımı birer birer örerek diğer zincirime kadar ilerliyorum. Hepsini birer birer örelim. Sadece zincirimizin içerisine yapıyoruz artışlarımızı bölüm aralıklarımızda. son trabzanımı örüyorum ve bir tane zincirimin olduğu noktaya geldim hemen tığımın başını dolayarak 2 tane trabzanımı buraya örüyorum 1 2 ve 3 tekrar 1 2 ve 3 bir tane zincirimi çekiyorum aynı yere 2 tane daha trabzanımı örüyorum 1 ve 2 tığımın başını doluyorum ve aşağıdaki trabzanlarımın her birinin üzerine batarak örmeye devam ediyorum İkişer ikişer artışımı yaptım ve bütün trabzanımı örüyorum diğer zincirimizde görüşelim arkadaki trabzanlarımızı örerek geldim İki artışımı yaptıktan sonra birer birer yeniden zincirimin bulunduğu noktadayım ve iki tane trabzanımızı yeniden örüyoruz bir ve iki arkam için artışımı yaptım bir tane zincir çekiyorum kolumuz için olan artışlarımızı yapmaya başlıyoruz. 1 ve 2. Ve kolumuzdaki trabzanları da birer birer örelim. Zincirimize kadar ilerleyelim. Evet kolumuza kadar örerek geldim. Artışlarımızı yapmıştım. Ve tekrar bir tane zincirimizi çekmeden önce iki tane artışımızı bu noktaya yapalım. 1, 2, 3 defa da alıyorum. Birinci trabzanımı ördüm. İkinci trabzanımı da örüyorum. İki trabzanımı ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Önümüz için boşluğa iki tane trabzanımızı örerek artışımızı yapıyoruz. 1 ve 2. Hemen yanındaki trabzanımın tepesine batarak örüyorum. Ve sondaki trabzanımı iki defa örüyorum. 1 ve aynı yere batıyorum 2 başlangıç ve son trabzanlarımızı iki defa örüyoruz bakınız beyimizi oluşturabilmek için her ikisi iki tane ördüm bakınız başlangıcı ve bitişi iki tane ördüm ve toplamda burada 5 tane trabzanımız oldu 1 2 3 4 ve 5 zincirimize kadar beşer trabzan örerek tamamladık ve şimdi üçüncü sıramıza üç tane zincir çekerek başlıyoruz 1 2 3 çeviriyorum tığımın başını dolayarak ilk trabzanın üzerine yapacağım artışımı batıyorum ve yapıyorum ilk trabzan üzerine sonrasında birer birer trabzanlarımı örerek zincire kadar ilerliyorum şu şekilde bakınız zinciri kadar ilerledim zincirimizin bulunduğu noktada tığ başını doluyorum iki defa trabzanı örüyorum 1 ve 2 bir tane zincir çekerek tekrar iki tane trabzanımı örüyorum artışlarımı yapıyorum Evet bu sıramızda da trabzanı sayalım bakınız 1 2 3 4 5 6 7 8 3. sıramızda önümüz için 8 tane trabzanımız hazır oldu. Birinci sıramızda 2 olan trabzanımızı ikinci sıramızda 5 trabzana çıkardık. 3. sıramızda ise 8 tane trabzan oldu. Diğer kolumuz, arkamız, boşluklarımızda yani artış ve ara yerlerimizde 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan olarak devam edeceğiz. Her bir bölümümüzde şu şekilde. Önümüzün olacağı boşlukta yani artış yapacağımız boşlukta birlikte yapalım ve yeniden görüşelim. Üçüncü sıramızda ikişer artışlarımızı yaparak geldim ve tekrar önümüzün bulunduğu son artış yerindeyiz. Kolumuzdan geçişimizi yaparken iki tane trabzanımızı örelim. Bir ve aynı yere ikinci trabzanım örüyorum. Bir zincirimi çektikten sonra önüm için boşluğa yani bir zincirin içerisine iki tane artışımı yapıyorum. Hemen bir daha tekrarlıyoruz. İkinci artışımı yaptım. Birer birer son trabzanımıza kadar örüyorum. Her birinin üzerine batarak bir tane trabzan örüyorum ve en son trabzanımı iki defa örüyorum. 1 2 3 Aynı yere batıyorum. Bakın son trabzanımı. 1 2 ve 3 artışımı bu şekilde yaptım. 2, 4, 6 ve 8. Diğer tarafta da aynı şekilde bakınız. 2, 4, 6 ve 8. Robamızın en önemli kısmı bu iki önümüzün V'si olduğu için daha ayrıntılı anlatmak istiyorum. Evet 3 tane zincirimizi yeniden çekelim. Aynı bu şekilde ilerleyelim. 3 zincirimi çektim. Aynı yere batıyorum. Birinci trabzana başlarken ve bitirirken iki defa örüyoruz ve aradaki bakınız şuradaki artış yerine yine iki trabzanımızı yerleştiriyoruz. Aradakilerini normal örüyorum. Bir defa alıp üç defa da çekip kapatıyoruz. ve 2 tane zincirimizin içerisine artışımızı da yapalım. 1 ve 2. Bir zincirimi çekiyorum ve biraz bu şekilde örerek büyütelim. Ceketimizin roba kısmını örerek geldim. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sıra ördüm. Önden bir parçamızda dokuzuncu sıramıza başladım ve örerek geldim. Buradan diğer tarafa bağlantı yapacağız. Artık gövde kısmını örmeye başlayacağız. Şöyle ölçümüze bakıyorum. Dokuz buçuk santim Rovamızın ölçüsü. Evet şimdi aynı şekilde bakınız. E, kenardaki hem başlangıç hem bitişi bakınız ikişer ikişer trabzanımızı örerek geldim ve artışlarımı yaptım şu şekilde hem kolumuzdan hem önümüzden artışlarımızı her iki yönde yaptık kolumuzda da yine aradaki artışlarımızı yaptık bütün sıramızda ikişer ikişer arttık şimdi önden Sıra başından birer birer yine ördüm ama son sıramızı yine iki ördüm. Lütfen buna da dikkat edelim. Birer birer trabzanlarımı ördükten sonra iki tane artışımı bir zincirimin içerisine yaptım. İki trabzanımı ördükten sonra bir, iki, üç zincirimi çekiyorum kol altı için. Kolumuzu şu şekilde büküyorum. Arkamızı başladığımız ayrım yerimizin içerisine gelerek, 2 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 defa da aldım 1 2 3 bakınız 3 zincir çektim kol altı için hemen 2 artışımızı yaptıktan sonra 3 zincir kolumuzu büktük ve yine 2 tane artışımızı yaptık sırttaki bütün trabzanlarımızı örerek diğer kol ayrım yerine kadar ilerleyelim arkamızda tamamen örerek geldim tam kol altının bulunduğu yerdeyim iki trabzanımı örüyorum bir ve iki bir iki üç tane zincirimi çekip kolumuzu şöyle büküyoruz ve ön tarafa doğru ilerleyeceğiz iki tane artışımızı buraya ilave ettikten sonra trabzanlarımı birer birer örüyorum sona kadar ilerleyelim Evet en son trabzanımızı da iki tane olarak örüyorum. Ve son artışımı da burada yaptım. Artık ceketimiz bitene kadar herhangi bir artış yapmadan birebir bütün trabzanlarımızı örerek istediğimiz ölçü olana kadar ilerleyeceğiz. 3 tane zincirimi çektim. Birer birer artık örüyorum. Bakınız birinci zincirden oluşan trabzanımız ve hemen yanındaki ikinciye batıyorum. Diğerine birer birer artık artma yapmıyoruz kolumuzu birleştirdik istenilen uzunluk ölçüsü gelene kadar birer birer örelim şimdi kol altına doğru ilerleyelim kol altımıza kadar örerek geldim bütün trabzanlarımızı 3 tane zincirimin bulunduğu noktadayım. Her birine birer tane trabzanımızı hem buradaki kolumuza hem diğer kolumuza sırası geldiği zaman öreceğiz. Aradaki trabzanlarımızın hiçbirini de atlamayacağız. Şimdi önümüzü örerek geldim. 3 tane trabzanımı zincirimin içerisine giriyorum. 1 2 ve 3 her bir zincirimize birer tane ördüm ve arkadan ilerliyorum. Şöyle görelim bakınız. Evet arkamızı da örerek geldim. Yine kolumuzun altındayız. Şöyle görelim. Kol altımızın bulunduğu noktadayız. 3 tane trabzan buraya örüp diğer tarafta dümdüz örerek gövde kısmının ilk sırasını tamamlamış olacağız. Hemen 1 2 ve 3 diğer trabzanlarımı birer birer örerek ilerliyorum son trabzanımıza geldim en son bakınız lütfen buradaki son trabzanı unutmayalım 1 2 3 3 tane zincirimizi çekiyorum bir uçtan diğer uca bakınız gövdemizi birleştirdik. Şöyle görelim. 3er tırabzan kol altlarımıza ördük. Arkamızı, önümüzü ördük ve güzel bir V çalışması yaptık. Evet V'lerimiz tamamlandıktan sonraki ölçümüzü bakalım omuzdan 13,5 santim Şöyle görelim. 13,5 cm. D'mizden aşağı. Şimdi yeterli boyut olana kadar sadece düz trabzanımız hiçbir şekilde artış yapmadan birebir bütün trabzanlarımızı örelim. Sonrasında yeniden görüşelim. Ceketimi rengarenk örerek büyülttüm. Kol altından sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13 ve 14 sıra ördüm. Daha sonra aynı renkten kolumun bir tanesini çalıştım. Diğerini sizle birlikte çalışalım. Açık mavi renginde ipimi kullanmak istiyorum diğer kolumuz için. Öncesinde bir tane zincirimi çekip düğümümü tığıma atıyorum ve kol altından örmeye başlıyorum. Şöyle giriyorum bakınız bir tane aradan. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra bir trabzanımın hemen yanına giriyorum 1 2 ve 3 yana dönüyorum şuraya atlıyorum diğer tarafa tepesine batıyorum yani araya girmeden yan tarafa geçiş yapıyorum sonrasında bir trabzanımızı görmekteyim hemen buraya da bir tane trabzanımı örüyorum ve sonra artış yerine bir trabzan daha örüyorum ve burada yukarıya doğru geçişimizi yaptık artık birer birer trabzanlarımın tepesine örerek ilerliyorum her bir trabzanım için yeni birer trabzanımı örüyorum şöyle bakalım minik göze aynen trabzan battığımız yeri Batarak ilerleyelim. Evet yine kol altına doğru geldim tamamen çevresini birer birer örerek şöyle göstermek istiyorum. Hemen en son trabzanımın üzerine battıktan sonra artış yerimin tepesine batıyorum. Şuradaki görmüş olduğumuz minik gözlerimizin bulunduğu yere bir tane trabzanım örüyorum yan taraftaki trabzanıma bir tane örüyorum ve çeviriyorum buraya çok fazla yığmayalım hemen dip kısma giriyorum şuraya ve bir tane de başlangıç yerimi yanına örüyorum ve üç tane zincir çekerek başladım trabzanımın tepesine giriyorum geçişimi yapıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Dümdüz örerek devam etmiyoruz. Mutlaka örgümüzün yönünü çeviriyoruz kolumuzu örerken. İkinci trabzanımın üzerine batıyorum. Bakın zincirimin üzeri şurası ve hemen ikinci trabzanım İç kısımdan yani ceketimizin kolunun tersinden örerek devam ediyorum. Bir düz yönden bir ters yönden örelim. Trabzanımız tam kol altında sabit kalsın. Hep ön yüzden örmeyelim. Son trabzanımıza kadar içten örerek geldim. En son trabzanımı örüyorum. Zincirden oluşan trabzanımın tepe noktasına batarak ilmeğimi geçiriyorum ve 1, 2, 3 tane zinciri çekiyorum. Bu kez örgümün yönünü tekrar çevirerek dıştan örgüme başlıyorum. Hemen zincirimin yanındaki trabzanımın tepe noktasına batıyorum ve örmeye devam ediyorum. Evet bu şekilde bir içten bir dıştan örerek yeterli ölçü olana kadar Kolumuzu büyütelim. Diğer kolumda kaç sıra ördüm mü? hemen bakmak istiyorum. Evet kolumuzu ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum ve lastik kısmına çalışmaya başlıyorum. Kol altımızdan başlayalım. Zincirimi çektiğim trabzanın tepesine gelerek batıyorum. 1, 2, 3, 3 tane zincirimi çektim. Ve bu rengimle yani pembemle trabzanlarımı dümdüz örerek ilerliyorum. Bakınız birinci trabzanı ördüm. 2-10 tane trabzanımızı örelim. Sonra e, eksilmelere başlayalım ki şöyle toparlanmış bir şekilde dursun şu görüntüyü verelim. 10 trabzanımı örüyorum. 2-4-6-7 8, 9 ve 10. 10 tane trabzanımı ördüm kolumun altından. Daha sonrasında bakınız iki tane trabzanımızı örerek eksilteceğim. Ve aralıklarla bu işlemimi yapıp şöyle büzgülü bir görünüm vermeye çalışacağım. Sıradaki trabzanım için bir defa başını doluyorum. Bir defa örüyorum. İkinci kez örmüyorum. Bakın ikisini birlikte ördüm doladığımla. Daha sonra yeniden doluyorum. Sıradakini örüyorum ve bunu 3 defa da örüyorum. 1, 2 Üçüncüyü hepsini birlikte alarak kapatıyorum ve burada bir tane trabzanımı eksilttim. Sıradaki trabzanımı örüyorum. 2 tane düz ördüm. Sonra yine daraltma işlemini yapıyorum. Bir defa doladım. Tek çektim. Tekrar doluyorum. Yandaki trabzanıma batarak 1 2 ve hepsini birlikte çekiyorum. 2 tane trabzanımı bir defa dolayıp üç defa da alıyorum sonrasında yine daraltma işlemini yapıyorum bir defa doluyorum hemen doladığım ilmekle birlikte örüp tığımda bekletiyorum daha sonrası bir iki hepsini birlikte örüyorum iki tane trabzanımı düz örüyorum üç defada ve sonrasında yine daraltma işlemini yapıyorum 1 2 ve 3 2 tane düz 1 1 2 ve 3 Evet bakın toparlanmaya başladı sona doğru ilerleyelim Evet sona kadar ördüm 1 2 3 lastik örmeye başlıyorum hemen yandan giriyorum. 1 2 3 diğerinin ardından yandan ardından tekrar yandan ardından sırasıyla ile ilerliyorum Bakınız kestiğim ilmeğimizi görmekteyiz. İkisini değil bir tanesini örüyorum. Sıra ardından başını doladım. Giriyorum. Şöyle itiyorum. Arka tarafa doğru örüyorum. Tekrar yanındakini bir sonrakini yine azalma işlemi yaptığım trabzanın bu kez sıra kabartma olacağı için önden girdim. Her ikisini aynı anda kavrayarak örüyorum ve sıramın sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum Evet yeniden başlıyorum 1 2 3 zincirimi çektikten sonra kabartıları yine yandan girerek örüyorum diğerini ardından örüyorum ve 3 sırada tamamlıyorum bu sıra son olacak çok kalın lastiğe gerek yok zaten 3 defada çektiğimiz için trabzanımızın boyu da uzun son trabzanımı da birleştiriyorum bir tane zincirimi çektikten sonra evet kesiyoruz şimdi yakamızı ve lastiğimizin yani ceketimizin alt kısmına lastiğini örmeye başlayalım şuradan başlayalım mavi rengimle örmek istiyorum ana rengimle bir tane zincirimi çekiyorum şuradan başlayalım trabzanın kendisine sabitliyorum araya girmiyorum bakınız kendine sabitledim 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum ipimi şöyle alıyorum ve hemen trabzan içerisine 1 2 3 girdim tekrar aynı yere 1 2 3 toplamda 3 tane trabzanım oldu birinci sabitlediğim ile birlikte diğer trabzanıma geçiyorum 1 ve 2 İki trabzanı ördüm. Bir sonrakine geçiyorum. Bir. Aynı yere battım. İki. Genelde iki tane trabzanımız öreceğiz. E, Ola ki eğer uzun olduysa trabzanınız arada bir üç olarak da çalışabilirsiniz. İkişer ikişer ilerliyorum. Her bir trabzanım için. Çekecek gibi olursa lütfen araya bir tane daha trabzanımızı örelim. Çekmesine fırsat vermeyelim. Şöyle görelim. Evet ilerliyorum. Yakamızın olduğu yere kadar geldim. Burada birer birer trabzanımızı örüyoruz. Bakınız en kenara geldim. 2 tane trabzanımı ördüm dönüşüm için bir trabzan daha örüyorum toplamda 3 trabzan oldu hemen artış yerine girerek ilerliyorum ve sonra her bir trabzan arasına bir tane trabzanımı örüyorum 2 trabzanımın tam ara noktasına giriyorum tepesine batmıyorum diğer bölüme geldim 2 atıyorum 3. trabzanımı da ördüm ve ikişer ikişer yeniden trabzanlarımızı örerek aşağı kadar devam ediyorum ikişer ikişer tamamladım son olarak Başlangıçtaki yere de gelip batıyorum ve toplamda 3 trabzan olarak tamamlıyorum. Şimdi ceketimizi erkek ya da kız bebeklerimiz için öreceksek bu sıramızda ilk çalışmamızı yapmamız gerekmekte. Erkek bebeklerimizde düğme sağ tarafta, ilik sol tarafta. Ben bunu kız bebeklerimiz için çalışmak istiyorum. O yüzden iliğimizi sağ tarafa açacağız. Erkek bebek için örmek isteyenler iliğimizi bu tarafta çalışabilirler tabi Aslında çok da önemli değil zaten küçükler kendimiz takmaktayız ya yani nereye isterseniz de bence çalışabilirsiniz Evet şimdi diğer tarafa ilik çalışmamı yapmak için bu tarafı düz örüyorum burada iliğimizin yerlerini ayarlayacağız şimdi dümdüz örerek devam ediyorum 3 tane zincirimi çekiyorum ve lastik örgümü başlatıyorum İlk trabzanımı yandan girerek örüyorum. 1, 2, 3. Sıradakini ardından yandan diğerini ardından yandan diğer tarafa kadar bütün trabzanlarımızı bir tanesini yan tarafından diğer tarafın diğerini ise ardından girerek örelim. Evet tam mavimizin olduğu yere kadar örerek tamamladım. Şimdi pembeye geçişimi yapıyorum. Pembeye geçişimizi yaptığımız ilk yerde ilk trabzanımızda birinci iliğimizi yerleştirelim. Bakınız pembemizdeki birinci trabzanımın yerine bir tane zincir çekiyorum ve trabzanımı örmüyorum diğer trabzanı sıraya uygun olarak örüyorum kabartılı örmüşüm bunu zincir çektim yerine örmüyorum diğerini ardından girerek örüyorum 1 2 3 ve birinci iliğimizi bu şekilde ördük devam ediyoruz sıramıza uygun olarak 3 düğme kullanıyoruz ayarlamamızı yaparak devam ediyoruz Evet bakınız birinci de birinci pembe sıramızda ilk iliğimizi açtık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncıyı ördüm. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane iliğimizi de burada açalım. Şunu alalım. Bunun yerine başlayalım. Bir tane zincirimi çektim. Ve bir tane atlıyorum. Diğerine sıradan örüyorum. Arkasından giriyorum. Şöyle görelim. 2, 4, 5, 5 tane kabartı örmüşüz. 2, 4 ve 5 tane de bakınız altından aldığımız örgümüz var. 5 tane trabzanda bir ilmeğimiz olmuş. Yani toplamda 10. Devam ediyorum. Daha büyük örerseniz eşit aralıklarla ilik yerlerimizi çalışırsanız. Evet görelim bakınız yukarıdakini sayalım kabartı 2 4 5 bir tane ilik 2 4 5 şimdi son olarak bir zincir çekiyorum atlıyorum diğer trabzanımı örüyorum ve eşit bir şekilde en son trabzanımı da ördükten sonra iliklerimi açmış oluyorum toplamda 3 tane iliğimiz oldu birincisi hemen pembemin başladığı yerde 10 tane toplamda trabzanımı ördükten sonra ikinciyi ördüm 10 tane trabzanımı ördükten sonra da üçüncü iliğimi açtım bir tane zincirimi çekiyorum ve örgümün arkasını çeviriyorum yanlarda son sıramızı örüyoruz hemen dibine batıyorum çekmiş olduğum bir zinciri ve bir sonraki hemen her ikisinin arasına da bir tane giriyorum İliğimin olduğu yere bir tane sık iğne diğer trabzanıma bir sık iğne yani bütün trabzanlarımın tam aralarına girerek birer sık iğnemizi örelim tam araya bakınız sadece zincirimizi ilk trabzanımızın tepesine batırdık geri kalan bölümde tamamen aralara batıyoruz ve iliğimizin olduğu yer bir tane diğer uç noktaya kadar her bir trabzanın arasına girerek bir sık iğne örelim ve tamamlayalım şöyle uç noktaya kadar örerek geldim şimdi alt kısmını örmeye başlayalım 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum hemen ilk trabzanın içerisine giriyorum bir sonraki trabzanın içerisine giriyorum ve aynı yere bir tane daha örüyorum toplamda dört tane trabzanımı örmüş oldum bağlantı yerime girerek bir tane trabzan örüyorum ve sonrasında devam ediyorum araya girmiyorum minik gözlere giriyorum burada da tıpkı kollarımızda yapmış olduğumuz gibi aralıklarla daraltma işlemine geçelim hepsini birebir örmeyelim Kaç tane ördüğüme bakmak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10 tane trabzanımdan sonra bir tane daraltmak istiyorum. Başını doladım. Tek sefer çektim. Bir sonrakini 1, 2 hepsini birlikte ördüm. Bir tane daralttım. aralıklarla bu işlemimizi yapalım. İster 8 trabzanda ister 10 trabzanda bir bakınız şu şekilde yeniden daraltma işlemini yapıyorum. Hepsini birlikte örüyorum. Uç noktaya kadar ilerleyelim. Evet diğer yan tarafa doğru geldim. Sırasıyla örüyorum. En son sık iğnemin bulunduğu noktaya gelerek batıyorum. Bakın sık iğnemizin olduğu yere mutlaka batalım. Düzgünlüğümüzü buradaki bölüm sağlayacak. Ve hemen 3 tane zincirimi çekiyorum. Tıpkı yanlarda yapmış olduğumuz gibi örgümüzün yönünü çevirerek lastik örgümüzü örmeye başlıyoruz. Ve üzerine bir sırada sık iğne örerek alt kısmını da tamamlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra ördüm. 10 sıra yeterli oldu ve sonrasında lastik örgümüzü de farklı renkten çalışarak buradaki kolumu bitirdim. Sağ taraftaki solu da bitirelim, 10 sıra ördükten sonra ve yeniden görüşelim. Minik ceketimizin hem düğmelerini diktim hem de çiçeklerini dikerek çalıştım. Çiçeklerimizi bakınız şu şekilde simetri olarak çalıştım. En alttaki ikiyi buradaki trabzanlarımıza daha yakın. İkinci olanları biraz daha geri çektim. 3 olarak tekrar yakamıza yaklaştırdım. 4 omuzlarımıza doğru ve en sonda birer tane de kollarımızın ucuna diktim. Şu şekilde. Evet. Şimdi en son çiçeğimizi birlikte dikelim. Bakınız, kollar özellikle biraz daha zahmetli olabilir. Aslında hiç zahmetli değil. Diğerlerini açtığımız zaman içinden dikebiliriz. Şimdi bu kolumuzun en kolay şekliyle dikmesini göstermek istiyorum ya aynı rengiyle ya da farklı bir renk ip ile ben beyazımı tercih ediyorum açık renk dikeceğim için şu şekilde yerine ayarladıktan sonra diğerine bakıp bakın bir trabzan ikinci trabzan da çiçeğimizin ucu gelmiş yine şöyle ayarlıyorum buraya ayarladıktan sonra ipimi de ayarladım şöyle tutuyorum bakınız hiç tel iğne herhangi bir şey yapmadım. Elimle bastırıyorum çiçeğimi ve herhangi bir yerinden giriyorum. Geçiyorum. İpimizi mümkün olduğunca üstte çok tutup içte daha uzun gidiyoruz. Bakınız içte uzun gidiyorum. Üste çıktığımız zaman iç kısımda görülmesini istemediğimiz için hemen bir trabzan şöyle görünüyorum. Üste bakınız şöyle. İçte istediğiniz kadar ilerleyebilirsiniz. Bakın minicik bir dikiş görüntüsü var. Çeviriyorum. Şöyle hemen bir trabzan gerisine geldim ve epey uzunca ilerliyorum. Çiçeği elimle hissedebiliyorum. İçten o uzun ilerledim. Kenardan önce dolaşıyorum. Hemen bakın bir tane trabzan dibinden çiçeği elimle hissettiğim için hiç sıkıntı yok. Hemen yakınına sonra içe doğru ilerliyorum. İçi de sabitleyelim. İkanırken sıkıntı olmasın bakınız hemen yanında ve şu tarafa doğru geliyorum bakınız tabi burada battım buradan çıkıyorum gelişi güzel derin dışarıya çıkmayacak kadar çiçeğimizin üzerine zaten puflarımız dolgun olduğu için bakın alta sağlam bir şekilde evet şöyle kontrol edelim bakınız kenarlar gayet güzel olmuş yine uç kısmına şu şekilde yapabiliriz bir tane de düğümümü atıyorum gayet kolay. Lütfen hiç gözümüzde hiçbir şeyi büyütmeyelim. Nihayetinde başarabileceğimiz, başaramayacağımız hiçbir şey yok. Hepsini yapabiliriz. Evet. Son çiçeğimizi de sizlerle birlikte çalıştım ve bu şekilde Ceketimizi tamamlamış olduk. Çok cici, çok minik, rengarenk, cıvıl cıvıl bir ceket oldu. Ben arkasına çiçek dikmeyi tercih etmedim. Dileyen arkadaşlarımız tabii ki dikebilirler. Tamamen zevkinize göre çalışabilirsiniz. Evet umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Benim çok içime sindi. Çok beğendim. Evet yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.